Bir Seyir Kürsü programında da sizlerle beraberiz. Dop dolu röportajlarımızla konuklarımızı bekliyoruz. Evet, yanımızda hazır gençlerimiz var. Evet, seni alayım, gel. Gel kardeşim. Evet, kamera çalışıyor. Kendi ismini söyle abi. Adım Berat. Soyadım. Berat'cığım buyur, ne okuyorsun? Ben ticari meslekte okuyorum. Lise öğrencisiyim. Yaşım 15. Lise 1'deyim daha. Yani söyleyeceklerim, güzel bir bölgedeyiz. Güzel bölgede oturuyoruz ama şurada yeni bir alt geçidimiz yapıldı. O alt geçidinin arkasında pek bir yol yapım yok. Pek bir hizmet yok. O hizmeti mesela yol yapıyoruz diyorlar, sadece yama yapıyorlar. Bu yamayla da kalmıyor. Küçük sadece delikleri kapatıyorlar. Bunun yerine sokakları ya da caddeleri tümden yapsalar daha da güzelleşir. Doğru, bu çarşı tarafları, buralar güzel. Ama oraları yapsalar daha da güzel olur. Benim diyeceğim meslek lisesinde. Yok, Adalet. Evet. Teşekkürler. Tamam, sorun değil, geleceğiz. Hazırız. Adını söyle, adını söyle. Adım Utku. O kamera aç. Adım Utku. Adana'da böyle bir spor yapıyoruz. Barfix demirleri falan yok böyle. Çalışacak yerlerimiz çok az. Hani bunu şey yaparlarsa, her yani böyle bir yerlere böyle çalışacak yerler yaparlarsa iyi olur. Çünkü çok az yerde var. İnsanlar daha çok spora yönelir. Kötü alışkanlıklardan uzaklaşırlar. Hanım, 3 tane güzel cici bebeklerimiz var. Böyle alalım. Evet. Evet, mikrofona kim geliyordu? Sizi alayım. Güzel bir anne, genç bir anne. Duygu ben, merhaba. Merhabalar. Siz kanka mısınız? Biz kanka, komşu, süt kardeşler, çocuklar. Evet. Ya şu anda aslında şöyle, biz biraz bunlara değişiklik olsun diye Atatürk Parkı'na geldik, kuşlara. Kuşlarla beraber. Çalışıyor musunuz? Çalışıyor. Yok, ev hanımıyım. Yani çocuklar şanslı. Evet, anne evet. Birebir bizimle doya doya yaşıyorlar değil kesinlikle, mi? Kesinlikle, kesinlikle evet. Aynen. Ne yapıyorsunuz çocuklar? Özel bir ilgi, ya beslenme şöyle, tarzı. Biz zaten aynı apartmandayız komşularımızla. Hep bir arada olmaya çalışıyoruz. Öyle yani, bir aradayız, güzel. Evet. Evet evet, Adanalıyım. Adanalı olmayan bir arkadaşımız var. Tanıtabilirim. Ahide Ezer Sayılgan. Konya Ereğli'den. Evli ama buradan evli artık. Buradan evli artık, buralı oluyor. Sizin güzel bir yemek tarifiniz vardı. Ya aslında sırrını herkese vermiyorum ama. Neyse, anlatıyorum o zaman. Yemek tarifim. Kremalı tavuk tarifi. Tavuk göğsünü alıyorsunuz. İnce ince doğruyorsunuz. Güzel, onu suda güzelce haşlıyorsunuz. Daha sonrasında onları haşladıktan sonra sarımsak dövüyorsunuz içerisine. Onunla birlikte güzelce soğanla bir güzel kavuruyorsunuz. Daha sonra krema paketini açıyorsunuz. İçine kremayı döküyorsunuz. Biraz pul biberi, biraz kekik. Afiyetle yiyorsunuz. Ama krema hazır zaten pakette. Paketle hazır kremanız. Ama yok ya, onun her işi. Evet, ben kremayı nasıl yapabilirim ki? Gelin buyurun, yapayım ben size. Canlı mı bu? Yok, canlı değil. Tamam, değil. Teşekkür ederim. Yani rica ederim. Mikrofonumuz da böyle kremalı. Herkese tavuk, selam inşallah. Söyleyebilir miyiz eşlerimize? Eşlerimize. Tabii, ne demek? Hepiniz. Tamam. Buyurun. Fatih, seni çok seviyorum. Buradan sevgili eşim Gökhan Özkek'e selam yolluyorum. Sevgili eşim Orçun Keskin'i seviyorum. Teşekkürler. Çekiyoruz, hep çekiyor zaten. Evet, Mehmet Ali Keskin. İleride ünlü mimar. İşte ben böyle. Devam tamam. Ediyor böyle. Tamam. Güzel. Başarılar. Güzel. Hayırlı tatiller. Sağ olun. Size de. Kürsüde çok güzel bir röportaj. Yanımızda üstad bir gazeteci Bilal Tipi Bey var. Seni alalım Bilal Bey. Seni bulmak her zaman mümkün olmaz. Bu da bizim şansımız. Evet. Alalım sizi. Adını söyle yine sen. Ben gazeteci Bilal Tipi, evet. Gazetecilik devam ediyor mu? Şu anda biraz iki aydan beri ara verdim de. Evet. Devam ediyorum yani. Ama mesela şimdi genç gazeteci arkadaşlara, televizyoncu arkadaşlara bir şeyler söylersin herhalde.
Tabii hani buyur. Şey olarak. Kamera senin abi. Tercümandan emekli olan bir gazeteciyim ama yıllardan beri de mahalle gazetelerde çalışıyorum. Genel yayın yönetmenliği ve yazışların müdürlüğü yaptım. Köşe yazarlığı yapıyorum. Mesleğin onurunu korumaları. Her meslekte var değil mi? Biraz tabii, yanlış yapan da var ama olsun. Ama meslek, gazetecilik yine de şerefli bir meslek. Meslek erozyona uğruyor son zamanlarda. Evet. Onun için söylüyorum ben yani mesleğin onurunu koruyalım, evet. Koruyalım diye. Bilal abi, şimdi sen uzun bir eski bir gazetecisin. Böyle güzel tatlı bir anımız var mı abi? Yani şundan bir röportaj yaptım, işte şu çektiğim resim bir numara oldu gibi falan böyle. Ha şöyle. Rahmetli Türk Sanat Müziği sanatçısı Safiye Aylay'la yıllar öncesinde Vatandaş Gazetesi'nde yeni muhabirlik döneminde başladığım yıllarda bir röportaj yapmıştım. Kısa süreli bir röportaj. Beste yeni olduğum için rahmetli Safiye Aylay'a yaşını sormuştum. Yaşını sorduğumda bayağı bozulmuştu. Niye yaşımı soruyorsun diye. Ben de yani meslekte yeni olduğu bir şey. Yaşı aslında bayağı yaş sorulmaz. Orada ondan sonra kendisine özür diledim. Sonra beni konserine davet etti. Konsere gitmiştim yani öyle bir anım güzel olmuş. Bir an evet. Olmuş. Evet. Evet. Bilal abi biz size sana başarılar dileriz. Tamam. Seni tanıyalım. Şenol Bulduğcu'nun Adanalıyım. Güzel. Turizmle uğraşıyorum. Oo ne kadar güzel. Bizi de izliyorsun buradan. Çekimlerimizi izledin. Adana'da turizm nasıl? Masaj yapıyorum, cilt bakımı. Evet. Adana'yı çok seviyorum. Adana'yı çok seviyorum. Yeni turdan geldim. Urfa'ya gittim Balıklıgöl'e. Ama nereye gidersem gidim Adana bir başka. Ekonomik, ucuz, rahat. Hayat şartları çok güzel. Tur mu düzenliyorsunuz? Hayır, turla gittim. Turla gittim. Reklamını yapıyorum Batur'la. Yazın ya 3 ay önce Karadeniz, Temmuz'da Güney Ege, Marmaris, Bodrum, Kuşadası. Geçen hafta da 2 gün 1 gece Urfa, Antep. Şimdi günlerden de bahsedince hangi zaman nereye gitmek daha uygun olur? Şimdi çalışma ortamına bağlı. Mesela kimi yazın şuraya, kışın burası güzel. Ağustos'un sonuna kadar Doğu Karadeniz, Batı Karadeniz, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Güney Ege, yani deniz, tekne turlar falan. Hayır, parayla gidiyorum. Ben turizmci, parayla gidiyorum. Fırsatını buldum mu, boşluğum oldu mu, gezmeye gidiyorum. Ama daha rahat, direksiyon olayı yok. Arabayı götürmüyorum. Peki yeni arkadaşlıklar falan oluyor mu orada? Evlilik programı gibi diyebilirim. Sen onu bana... yok ya, o işin esprisi de. Eşimle gidiyorum. Yani öyle. Bu maçı var abi. Başarılar diliyorum ona da. Çok şanssız bir takım. Bilmiyorum, bir türlü yani işi rast gitmedi. Paraları mı yok acaba? Yardım mı yapalım, para mı verelim, ne yapalım? Hani acayi oynamaz derler ya abi. Sporcular parasız. Yani şimdi oynamıyorlar. Ben ikisini destekliyorum. Adana Sporu da, Demir Sporu da. Koyu Beşiktaşlıyım. Masörüm. Yani güzellik uzmanıyım. Antalya'dayım. Burada da yapıyorum. Serbest yapıyorum burada. Öyle. Adana'yı seviyorum. Bizi izledin değil mi? Evet. Röportajları. Evet, ne düşünüyorsun abi? Önce seni bir tanıyalım ama. Ben Mehmet Ali Demirtaş. Sizi izledim. Ben de programınızı da beğendim. Türkiye'de böyle bir programın olması çok güzel bir şey. Hele ki Adana halkı için güzel ve gurur verici bir duygu. Abi ben serbest ticaret. Alım satım. Ne kadar serbest abi? Abi nasıl? Çok yani, mu serbest? Çok serbest. Ne alıyoruz? İş konumuz ne? Yani
alım satım derken neyi alıyoruz? Ufak mı, küçük mü, büyük küçük. Mü? Elektronik küçük. Mi, metal mi, sıvı mı? Elektronik gibi bir şey abi. Lamba, priz. Ha, böyle öyle şeyler. Tesisat malzemeleri. Evet, gibi. Evet. Evet. Var mı bir hatıranız, anınız? Ne gibi abi, anım, manı derken? Hayattan böyle, hayattan. Hayattan? Alışveriş yapıyor, iyi insan çıkıyor, kötü insan çıkıyor. Paranı alıyor mu, alamıyor mu? Çok şükür abi ya, Allah'ın verdiğine şükür. Ben de o, getiren. Elazığ. Palolu mu diyorsun? Paloluyum abi. Elazığ'ın dediğini palolu olacak. Aynen öyle. 30 yılı buldu abi. Buraya geldiğini hatırlıyor musun? Yok. Çocukken ya. Evet. Elazığ'ı anlat, burayı anlat desek, kıyasla desek. Mesela şimdi... Peki... Evde Elazığ yemekleri yapılıyor mu abi? Evet. Tabii. Hale yapılıyor. Aynı. Küte. Tabii. Yapılıyor. Küte var değil mi? Küte. Küte de var. Bir de enteresan orada böyle bir turşu türü bir şeyler var böyle. Aynen. Evet. Gerçi siz benden daha iyi biliyorsunuz ya şunları. Ben Elazığ'a daha hiç gitmedim şu an sonra. Ciddi mi? Evet. Adını söyle. Sezai. Sezai Bey, ne iş yapıyorsun abi? Emekliyim. Emekli olunca mutlu oldun mu abi? Mutlu olduk ama şimdi huzursuzuk. Sebep? Geçinemiyorum. Kimden? Yengeyle mi abi? Maaşınla geçinemiyorsun yengeyle. Niye geçinmeyeyim? 30 yıl geçinmişim. Abi ağlıyorsun işte. Evde yatıyorsun, gidiyorsun, maaşını alıyorsun. Tamam da yetmedikten sonra ne yapayım ne ya? Ne zaman aldın? Bugün mü aldın maaşı? Dün mü aldım? Almadım, 23'ünde alacağım. Ha, 23'ünde alacağım. Evet. Ben bugün aldım abi maaşı. Hayırlı olsun abi sana. Alıyorsun da geçinemiyorum, bir şeye yaramıyor. Olabilir. Mesela geçen gün bayramdan önce verdiler. Süre uzadı, bu ay çok uzadı. 40 gün. Maaşı alıyorsun, anında yatırıyorsun borçlara. 55. 55. Bura Adana. Doğma büyüme yerli. Yok, ne iş yapacaksın abi? Kim sana iş verir ya? 20 yaşındaki gençler boş gezerken sana kim iş verir ya? Ne iş yaptın? İşçi emeklisi. Kaç çocuk var? 3 tane. Çok şükür. O ikisi bitirdi, biri o devam ediyor. Evlendirdin mi hiç? Bir tane. Konuşuyorsun tabi, izleyicilerimiz anlasın. 3 tane çocuğu okuttun. İkisi okuttuk, okulu bitirdi, şükür. Biri devam ediyor. Devam birini ediyor. Evlendirdin. Değil mi? İkisi öğretmen. Oo, daha ne istersin abi, maşallah. Sen yani benlik babalık iş... görevini yapmışsın. Çok şükür, onu yaptım. Peki torun oldu mu abi? Yok, daha gelecek. Yok. Gelecek Allah izniyle. Bir de dede olacaksın. Eh, ne mutlu bize o zaman. Değil mi? Abi gene memleketimiz güzel. Adana memleketimiz güzel. Memleketimiz cennet. Adana'mız ayrı bir cennet. Ülkemiz ayrı bir cennet ama bu geçim derdi insanları perişan ediyor. Biraz... Bak şurada esnaf kan alıyor. Evet. Ben şimdi küçük saatten geliyorum. Şehir merkezi. En az 10 tane arkadaşıma uğradım. Bak en az 10 tane arkadaşıma uğradım her daldan. Konfeksiyonu var, çerçisi var, kuyumcusu var, hepsi şikayetçi. Abi hayat pahalı. Aldığın gelen gidene yetmiyor. Kanaatla alakalı değil. Yoksa inan ki halkımız kanaatlı. Ha, yeni nesile sorarsan belki yok, şey yapar. Şimdi yetmiyor abi, şimdi yetmiyor. Sayın izleyicilerimiz yanlış anlamasın. Tabii ben de emekliyim. Ben de varoşların çocuğuyum. Yani biz çocukken çizmemiz vardı. Çamurlu yollarda yürüdük, büyüdük. Evet. Arabalar vardı. Hep evet. Macunlu. Şu an bir tane macunlu araba göremiyoruz. Göremiyorum ama. Hepimizin elinde güzel telefonumuz var. Bir tane yamalı elbisemiz yok maşallah. Abi, telefon... Ha yeterli mi? Değil abi, olsun. Tamam, daha çok olsun. Tamam. Ama biraz da kanaat olsun. Bunlar olacak, olacak. Olmalı. Yani insan olarak dünyaya gelmişsek bazı şeylerimiz de olmalı. Yani insanın bir arabası varsa, bir
ayakkabısı varsa, güzel elbisesi varsa bunu çok görmemek lazım. Ama insan gibi de yaşaması lazım. En azından yüzü gülmesi lazım. Şöyle topluma baktığın zaman toplumun yüzü gülmeli. Bak kaç kişinin yüzü gülüyor. Çek. Şuradan geçen 100 kişiyi çek. Eğer bir tanesinin yüzü gülüyorsa gel yanıma. Ben çocukken herkesin yüzü gülerdi. Huzurumuz vardı, mutluyduk. Sağlıklıydık. Sağlıklıydık ya, belki paramız yoktu. Elektrik bile yoktu. Ciddi diyorum. Tüp gaz da yoktu. Ama mutluyduk. He, mutluyduk ama. Ciddi diyorum, şaka değil ya. Sağlıklıydık ya. Temiz hava soluyorduk. Yediğimizde bir lezzet vardı. Ne bileyim, geçiniyorduk. Herkesin yüzü gülerdi. Herkes herkese saygılıydı. Güven dersen sonsuzdu. Evet. Şimdi birine güvenemem ya. Biz yolda çocuktuk, giderdik, adam derdi gel buraya, git bana şunu getir. Verirdi parayı, biz alırdık parayı, giderdik, adama getirir verirdik. Veya esnaf komşuya ödünç para verirdi, çek abi, senet yoktu. Tabii, onu hiç karıştırma, o ayrı bir şey. O bambaşka bir şey. Ama şimdi bunların hepsini yitirdik. İsmim Orhan. Ne iş yapıyor? Emekliyim. Yapma ya, bu genç yaşta. Maşallah de ya. Evet. Memleket ne? Adana. Adanalı sen. He. Malulen emekli oldun. Evet. Sallama kafanı, söyle. Evet. Evet. Sor, ben söyleyeyim. Evet. Ne iş yapıyorsun? Şu an hiç bir şey yapmıyor musun? Yok. Hiçbir şey yapmıyorum. Yok. Geziyorum. Ha. Evet. Evliyim. Evliyim. İki. Torun var. Evet. Ya sevgili Orhan, seni bırakayım konuş dedim ama dedeyim deyince yanına geldim ya. Dedeyim valla. Kaç tane torun var? Bir tane. He bak. Adı ne? Berkay. Abi o ne kadar tatlı maşallah bak. He. Bu doğum gününde miydi? Yok. Ama başında şey falan var değil mi, böyle doğum günü şapkası gibi? He. Çok mu seviyorsun? Çok seviyorum, çok. Peki sen büyük baba mısın? Yoksa yani kız torun mu? Kız torun değil mi? Darası sen olsun inşallah. İnşallah, amin. Evet. Adım Fırat Yıldı, Demirspor maçı var, başarılar diliyorum. Nasıl alacağız bu maçı? Alacağız abi inşallah. Elazığ maçı abi. Elazığ'dan da buradaydı. Dövseydik abi. Canım benim. Şimdi maç centilmenlik konusu tabi. Bütün takımlar bizim takımımız. Evet abi. İki de takımlarımız var. STK'larımız var değil mi? Yani evet, bunlar abi. Olması gereken. Tabii. Tabii top yuvarlak, biri kazanacak yani. İnşallah abi. Ama biz kazanalım. Evet abi. Evet abi. 1-0 olsun, bizim olsun abi. Görüş. Evet, bugün gazeteci arkadaşlarım çok, az önce Bilal Tipi Bey vardı. Ama şimdi genç versiyon arkadaşlarımızdan Gökmen sevgili kardeşim var, gazeteci. Kravatı da konuşuyor. Geçen hafta meclisteydin, Ankara'daydın. Evet. Değil mi? Gruplarda, ziyaretlerde evet. Bulundun. Sayın Devlet Bahçeli ve Sayın Kılıçdaroğlu'yla beraberdin. Ben izledim sizi. Tamer Dağlı'yla, Sayın Milletvekilim Tamer Dağlı'yla yine beraber. AK Parti grubuna uğradınız evet, mı? Evet, AK Parti grubu, Sayın Tamer Dağlı'ya, Sayın Demet Sarı'yla görüştük. Şükrü Erdinç'le konuştuk. Evet. Nasıl geçti? Verimli miydi abi? Evet, izlenimlerimiz güzel. Yeni bir birlik havası oluşmuş durumda. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra milli bir ruh oluşmuştu. O milli ruh içinde insanlar birliktelik içinde devam ediyor. Meclisimiz de bunu yansıtmış durumda vekillerimizle beraber. İnşallah bu birlik devam eder ve içte ve dıştaki düşmanlarımıza karşı beraber el ele vererek kadife eldiven içine demir yumruk oluruz ve herkese haddini bildiririz. Ülkemiz gün yüzüne tekrar çıkar özlediği günlere. Seni tanıyalım, adını söyle. Adım Makican. Ben Çukurova'dayım ya. İletişim bölümlerindeyim. Takılıyorum, gazetecilik yani. Valla sinemadan yürümeye çalışıyoruz. Senaryo falan, filmler, kısa filmler falan uğraşıyoruz. Ama olmuyor yani. Bir yerde tökezliyorsun. Bu iş içine girdiğinde herkes senin üstüne basmaya çalışıyor falan böyle.
Sıkıntı yani. İsminizi alayım önce bir. Büşra Nur benim adım. Sedat Başkanım'a çok teşekkür ediyorum. Sedat Sözlü'yü buradan çok seviyorum, destekliyorum. Adana Demirspor'dur arkadaşlar, bunu bilin. Adana Spor'lara da buradan selam gönderiyorum. Haddinizi bilin arkadaşlar. Kardeşim var. Kameraya meraklı. Az önce benim diğer kamerayla biraz oynadı. Belki kendisini de kızdırdım biraz. Değil mi? Olsun. Önemli değil. Büyüyünce unutursun. Adın ne senin? Söyle bakayım. Abdullah. Abdullah ne iş yapıyorsun? Kağıt topluyorum. Olsun. Ama o senin o torban da bayağı büyük. Evet. Taşıyabiliyor musun onu? Evet. Günde ne kadar kazanıyorsun? 20-30. Okula gidiyorsun mu? Yok. Okula niye gitmiyorsun abi? Yaşın kaç? 15. Öyle. Kaç kardeşsin? 3. 4 kardeş. 3. 3 kardeş. Baban ne iş yapıyor? Babam yok. Canım be. İnşallah işlerinde güzel olur. Tamam mı canım? Tamam. Hadi. Sana başarılar diliyorum Abdullah. Tamam canım? Size başarılar. Hadi. Olmaz mı? Fakiriz işte. Adını söyle. Hakan. Hakan. Fakiriz diyorsun, aşkımız yok diyorsun. Abi fakirler sevemez mi? Kameraya bak. Konuş kanka, niye fakiriz? Ailesel... Ben açıktan okuyorum. Bir de çalışıyorum. Ne iş yapıyorsun? Kafede, garsonum. Garsonsun? Evet. Demek ki fakiriz, aşkımız yok dedin abi. Tamam. İşte fakiriz, aşkımız yok. Niye abi fakirler sevemez mi? Abi, kızlar şimdi bu devirde paraya bakıyor. Yarısı para, yarısı aşka bakıyor. Para olunca da aşk olacak. Düz mantık. Yani bence macera, kafede falan. Bizim her günümüz macera ya, kafeyle alakası yok, her gün Adana'da macera yaşıyoruz. Ama neşeniz yerinde. Tabi her zaman. Her şeyini kaybedip neşeni kaybetme. Yani neşemizdeyiz. Her zaman ya, aşk konusunda biraz yanlış düşünüyor arkadaş, çünkü seven insan her zaman için kalbe bakar diye düşünüyorum. Paraya bakmaz, kalbe bakar yani. Ama bazıları paraya bakıyor kardeşim, ne kadar kalbin olursa olsun. Tamam işte, bazılarını bulmak senin elinde. Şimdi mesela sevgilim var diyelim, gidecek bir kafeye oturacaksınız. Paran yoksa sen o kıza ne yedip ne içireceksin? Şimdi benim tanıdığım kafe varsa tanıdığım para vermem olmadı yani. Mesela p***ına geldin, paran yok, ne yapacaksın? Ben sevgilim olduğu sürece param olmadığını söylerim. Seven insan para da getirir. İlla kızda olacak, erkekte olacak hali yok. Ama olması lazım yani, ikinizde de olması lazım. Evet, şu an arkadaşlar bir tartışma içerisindeyiz. Neyse biz gidelim artık, yeter bu kadar. İyi günler. Tamam. Bulaşık yıkayacağız, yapacak bir şey yok. Arkadaş alışkın abi. Onunla beraber bulaşık yıkarız yani. Çok. Kafede öyle bir şey oluyor mu? Adam yedi, parası yok, yedi işte. Yok, olmuyor. Çünkü zengin muhitin bir kafesi. Genellikle herkes de zengin oluyor zaten. Başarılı da ben bu süre. Evet. Dayım. Maça mı gidiyoruz abi? Aynen abi. Seni tanıyalım, ismin ne? Adım İbrahim abi. İbrahim. Evet abi, maça gidiyoruz. Ne olacak, konuş da ya abi. Abi yeneceğiz, başka seçenek yok. Aynen abi. Abi ligin başında 3 puan da sinemde, niye? Ya abi, yapıyorlar ya. Oynuyorlar abi. Abi biz tribünde destekliyoruz ama masa başında yönetiyorlar maçlar abi. Süper Lig'de zaten son penaltıda kaçırdınız. Abi hiç sorma ya, biz dertlendiriyoruz. Vallahi abi. Abi o hep dönüyor. Yani bu yıllardır olan bir şey abi. Hani geliyoruz ligin sonuna. Ha yendik, ha yeneceğiz. Gidiyor maçlar elimizde. Açıktık, açık ayağız yani. Az önce dediğim gibi, dedim Demirspor'un üstünde kara bulut mu dönüyor? Yani hep diyorsun ki son ana geliyoruz, masa başında kaybediyoruz. Evet. Ama bu lig başladı. Ligin başında 3 puanımız silindi. Evet abi. Ya abi. Ama bu maçı alacağız diyorsun. Aynen. Başka seçeneğimiz yok zaten. Ben abi de başarılar diliyorum hem Adana Spor'a hem Demir Spor'a. Aynen. İkisi de bizim göz bebeğimiz. İyi oynayan kazansın. Biz kazanalım abi. Var mı bizim? Adım Umut. Tek söylemek istediğim kravatlılar değil, atkılılar kazanacak. Teşekkür ederim. Adım Aslan Küçüken. Ailemi buradan selamlar yolluyorum. Tamam. Okuyorum. Ne okuyorsun? Biyoloji okuyorum. Psikoloji. Biyoloji. Biyoloji. O bir şey mi? Yanında bir okul mu? Yani düşünebilirsiniz ama ben arkeolojiyle ilgileniyorum şu anda. Öyle. Ama sonunda
jeoloji var yani. Biyoloji, arkeoloji. Aynen. Hep şey mi böyle? Genetik mi? Efendim? Böyle genetik mi yani, aileden mi geliyor böyle? Ailem de evet. O da aynı şekilde ailem de. Arkeolog derken gibi. Yani gerçi okumuyorsunuz ama. Arkeobotanikle ilgileniyorum. Yani arkeolojik kazılarda şey bitki kanıtlarını inceliyorum şu anda. Tatarlı ülkesinden. Evet. Bekleriz muhakkak bu arada. Tamam, teşekkürler. Efendim, kameralar görsün. Adımı söyle. Merhabalar, adım Fethiye, soyadım Seyhan. Ama çok güzel, Fethiye değil mi? İlk defa evet. Böyle bir isimle karşılaşıyorum. Ama benim babaannemin ismi, ben sevmiyorum ama, ama yok, insanlar güzel. Beğeniyor. Sevmek lazım. Nerelisiniz? Adanalıyım, buralıyım. Evet. Okuyor muyuz, çalışıyor muyuz? Yok, şu an hiçbiri yok. Ev kızıyım. Aynen, ev kızıyım. Ya vardı ya. Ay. Ay o Ziya'nın lafını açmayın bana lütfen. Ziya meselesi neydi? Aşık oldum. Yani, konuşulmayan meseleler sıkıntı yapar. Gerçi Ziya özel olabilir ama Ziya da bizi izliyordur şu an. İzliyorsa sadece onu çok sevdiğimi bilsin yeter yani. Hayır, ikinci. İlk evet ilk olmasını isterdim ama ilk olmasını isterdim ama maalesef ikinci ve ilkinden daha güzel bu. İnşallah efendi bize kremalı tavuk anlattı. Evet. Güzel de yaparım dedi. İddialı bir konuşma oldu. Evet. Sizin var mı böyle bir iddianız? Valla benim çok var da yani. Güzel bir salata. Çiğ köfteyi çok güzel yapar. Çiğ köfteyi. Çiğ köfteyi. Evet, çiğ köfteyi çok güzel yaparım. Nasıl yapıyoruz? Yani önce şu an eti eskiler... Etli isteyenlere etli, etsiz isteyenlere etsiz. Eskiler eti döverlerdi. Evet. Dövebiliyor muyuz eti? Evet. Yoksa makinede kıymada çekiyoruz falan. Ya döve de biliriz, çeke de biliriz. Et döveci olurdu annelerimizin, nenelerimizin. Evet. Nasıl yapacağız? Ne var onun için? Özel sosu falan mı var? Ya sevgimi katıyorum. Çiğ köfte acısız olmaz değil mi? Evet, acısı bol olması lazım. Ben pul biber kullanmıyorum. İsot. Hep isot yani. Tamam. Bir gün isteriz. İnşallah. Adını söyle oğlum. Adım Mikail Akan. Ne iş yapıyorsun? İzmir lahmacunda çalışıyorum. Lahmacun neyle çalışıyorsun abi? Pişirim yapıyoruz. Sen pişiriyorsun mu? Yok, paketçiyim ben. Evet abicim. Ne kadar kazanıyorsun? Günlük 35 alıyorum. Gömüye. Evet. Paketler bağış alıyorum. Alıyorum. Az çok alıyorum abim. Öyle. Az çok alıyorum. Milleti görüyorum, rahat rahat geziyor. Adaletsizlik yani bu. Peki bağış almanın özel sırrı var mı abi? Mesela gittin böyle bağış verecek pozisyona sokuyorsun misal. Yok abi, o bizde yok, estağfurullah. O bizde yok. Şey. Gönlüne bırakıyor. He, ne kısmet. Peki en çok aldığın limit ne abi mesela bir seferde? En kadar. Çok aldığım limit 20 günde. En kötü günümde 20. Bir günde demiyorum abi, bir seferde. Yok abi, bir seferde bugün 20 lira aldım bu seferde bugün. Bir seferde 20 aldım. Evet. Niye? Yok, gidiş geliş parası senin olsun dedi. Ama attın deme. Attım abi deme. Sağ olasın. Hadi seyirci. Öyle mi gidin? Adını söyle. Adım Gazi Soylu. Gazi, bir yerden mi geliyorsun, gidiyorsun mu? Ben Van'dan Adana'ya atandım. Memur musun? Memurum, askide. Ama Adana'da şikayetçiyim. Kiralar çok pahalı. Kiralarla baş edemiyoruz. Abi herkes Adana'yı beğeniyor. Ucuz memleket abi, diyor. Abi ucuz değil. Sen kiraların fiyatına baksana. Yıllık nereye bakıyorsun abi? Burası tabii pahalı. Yıllık 15 bin lira. 20 bin lira. Bir de bizim burada yıllık olur. Evet, bütün yıllık. Memleket Türkiye aylık. Adana yıllık. Adana yıllık. Bir de maaş da yok piyasada. Bekar mısın? Evliyim. Ondan biraz. Onda sıkıntı var. İnşallah bulurum. Bana kar yağıyor, burada kızlar olur.
Zaten burada yanıyoruz. Van'da da soğukta kaçtık biz. Şu an misafirhaneye gidiyorum bir arkadaşımın evine, öğrenci evine. Birkaç gün idare ederim ev bulana kadar. Van'dan bir şey getirdin mi? Yiyecek bir şey. Otlu peynir getirdim ama yemeden küflenmiş herhalde. Var otele bıraktım, verdim onlara yesinler. Ne yapalım, nasıl baklava yapıldı mı otlu peynirden? He he yapıldı. Bizde yapılıyor, her şey yapılıyor peynirde. Van'dan bir şey anlat abi bize, Van'dan ilginç bir şey. Mesela Van'a gittik, nereye gidelim? Van'a mı? Van'a geldik, nereye gidelim? Van'a gelin, Akdamar Adası'na gidin, Edremit'e gidin, kaleye gidin, İskele'ye gidin. Van'ın gezilecek yerleri çok. Abi bir de Vanlı mesela kaç tane şarkıcımız var Vanlı? Vanlı. Hatırlamıyorum ya. Şimdi içinde çaylar akar, aynen öyle. Ben aslen Hakkari'li olduğum için Vanlı'yı pek şey yapamıyorum. 20 yıldır Van'dan oturuyorum. Ama tabii şimdi Hakkari'ye gitmek için Van'dan geçmek lazım. Aynen, geçmeden gidemezsin. Ama şimdi Hakkari havalan yapıldı. Yüksek yuva. Şimdi, yüksek yuva yapıldı. Hakkari'ye gitmek için Van'dan geçmen Van'dan lazım. Van'dan geçmek lazım. Geçmeden ama şimdi geçemezsin. Hakkari'ye havalanı yapılınca evet. Artık yukarıdan hiçbir yere uğramadan, direk gidersin. Hakkari. Evet aynen öyle. Ama şey de Hakkari değil mi? Can Yılmaz mı? Yılmaz Erdoğan. Yılmaz Erdoğan. Yılmaz Erdoğan bir de şey vardı. Ersin Burgun. Ersin bir de Aydın vardı. Aydın neydi soyadını unuttum. Hakkari'li onlar. He Hakkari'li. Baş... Sesim güzel mi senin? Yok ya sesim güzel değil. Sesim güzel olsaydı memur olmazdım. Şarkıcı olurdum. Ama tipin güzel mi? Allah'a şükür. Allah yarattırmış. Girsin. Dershanede. Evet. Yedi. Çünkü çalışmak için, adam almak için. Geliyor ama gönderiyorlar. Evet. Evet. Evet, TEOG hazırlanıyoruz. İngilizce öğretmeni. Ben oyuncu olmak istiyorum. Ya tiyatro falan. Evet. İki. Bir, üç. Üç. İki. Evet. Kardeş değiliz ama. Ama kardeş değiliz. Evet. Yani bazen arada. Soruları. Hayır. Gel abim. Maşallah tam bir Adanalısın. Teşekkür ederim tabi. Anadan doğma. Kadir kuvvetli. Nasıl kuvvetli abi? Güçlü kuvvetli. Adın kuvvetli. Adım Kadir, soyadım kuvvetli. Adana Karisalı. Murtçusu. Murtçu. Anadan doğma murtçu. Evet. Söyle. Abi yaş kaç? Yaş 64 ya. Yaş göstermiyor. Ya nazar etme dur be. Emekli he. Allah'a şükür iki tane oğlum var. Evlendirdik mi? Birini evlendirdik, biri duruyor da. Mı? Yok da olmadı, tembel çıktılar ya, olmuyor ya. Evet. İnşallah. Ellerim dolu. Tarsus'a gittik arkadaşlar. İşte Tarsus'un şeyleri bu, zeytini. Şu da kömbe gibi bir şey. Onlardan aldık. Ev yakın mı buraya? Burada oturuyorum. Burada oturuyor. He. Kadir yeter. Abi. Buyur abim. Murtçuyum dedik. Ben de murtçuyum. Hangi köydensin sen? Burada oturuyorum diyor ya şimdi reklam olmaz. Burada benim çıraklığım burada geçti 1974. Oo iyi. Sen hangi köydensin? Neyse onu şimdi sonra konuşuruz. Konuşturma işte. Tamam mı? Bir de bir hatıra var lan. Nasıl bir hatıra olsun ki? Hatıradan çok... Biraz göbek var ama yürüyor. Çok şükür he. İyi iyi. Valla hatırada ne anlatayım ya. Her şey hayatımız hatıra olmuş ya. Ticaret sesinde okuduk. Para yoktu zamanında buradan ticaret sesinden Kanal Köprü'ye kadar yürüdüğümüz günler olurdu.
Çok şükür. Hayat macera, hayat bir gelip geçiyor. Yengenle görücüsün, evvelden var mıydı böyle şeyler babam ya? Anam babam istedi, evlendik ne güzel işte. Çok şükür. Tabii askerlik. He? He canım. Bizim zamanımızda giderdin, kızları bakmaya giderdin. Ev pastasıysa yaptığı, ikram ettikleri iyi. Çarşı pastasıysa uyaramaz, yapamıyordu. Hepsi oldu çok şükür. Tabi tabi. Yasak yasak. Eve gelmek yok. Öyle olur mu? Tabi. Ama kaçamak yine gelmiyordu canım. Yok canım öyle de o kadar da yok ya. Yani. Köylü çocuğu da murtçuk dediysek yani o da da köylü der ki şehirde okuduk ha. Üniversite bitirdik babam yani olur mu öyle şey? Yok yok öyle şeyler olmaz. Şehirde burada yaşadık burada büyüdük ha. Evet dolu dolu bir seyyar kürsü programının daha burada sonuna geldik. Başka bir seyyar kürsü programında buluşmak dilek ve temennisiyle. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.